Problem, sorun, zorluk. Ne derseniz deyin. Özgüveniniz, güçlü lideriniz varsa Allah'a da hamd ediyorsanız her türlü zorluğun üstesinden gelirsiniz. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati artık böyle bugün yaşadığımız ekonomiyle ilgili içinden geçtiğimiz durumla ilgili türbülans mı dersiniz, zorluk mu dersiniz, sıkıntı mı dersiniz, ne derseniz deyin dedi. Ben de şimdi burada çalar saatte sizlere sormak istiyorum. Ne dersiniz acaba şu anda yaşadığımızla ilgili siz ne dersiniz hem Instagram'dan hem de Twitter'dan bizlere mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Sadece böyle gündeminiz hani gündeminizde ne varsa böyle ekonomiyle ilgili değil. Mesela çiftçimizle ilgili, asgari ücretle ilgili, geçimle ilgili ya da memleketinizde karşılaştığınız artık bu düzeltilsin dediğiniz konularla ilgili ne varsa gündeminizde ne dersiniz başlığı altında bizlere yazıp gönderin. Şimdi ben yönetmenimizden İrfan Tomakin'den bir rica edeyim. Şöyle bir gazetelerin başlıklarına bakalım sonra İstanbul'a Kocaeli'ye, Sakarya'ya, Bolu'ya ve Düzce'ye yani dün gece şöyle saatler 8'i geçtikten sonra meydana gelen o deprem, o sarsıntıyı hisseden herkese ve her ile bir geçmiş olsun diyeceğiz. Ama yeni günün manşetlerini şöyle hızlı bir şekilde ekranlarınıza taşıyalım. Belki evden çıkmaya hazırlananlar vardır. Bir ipucu olsun ya da neyi konuşacağımızın bir ön hazırlığı olsun aktarma imkanımız olsun. Hani diyoruz ya sağlıklı mutlu huzurlu bir gün olsun ama aynı zamanda zamların da olmadığı daha fazla indirimlerin olduğu günleri de yaşayalım istiyoruz. Neden? Korkusuz gazetesinin manşeti. Bakalım motorin geçen yıl tam da bugün ne kadardı biliyor musunuz 6 lira 45 kuruştu. Bugünkü indirimle yani dün gece gerçekleşen indirimle litresi şu anda motorinin 20 lira 23 kuruş. Artış oranı tam bir yılda %203 her şeye zam geldi. Çiftçi de bu maliyetlerle üretim yapmaya çalışıyor. Hatırlatalım. Akşam gazetesi manşeti güzel ve çirkin. 2018 AK Parti yönetimi ve 2022 CHP yönetimi bir kıyaslama yapılmış akşam gazetesinde. CHP'nin İstanbul'daki yerel iktidarının üzerinden 3 yıl geçti. Bu iki fotoğraf başarısızlığın sembolü oldu. Peki neyi gösteriyor? E5 güzergahındaki dikey bahçeler. Eskiden 2018 yılında ne güzeldi o dikey bahçeler. Yol kenarında ne güzel böyle görüntüler vardı. Ama şimdi biz bunları göremiyoruz diyor akşam gazetesi. Tabi burada bir hatırlatma da yapılıyor. Yani biz güzeli güzelliği yol kenarlarında arıyoruz. Ve biz hani ülkemizdeki mevcut ağacı ya da mevcut yeşilliği refüjlere ektiğimiz o fidanlar hani buralarda arıyoruz. Oysa bizim ormanlarımız var bakıyorsunuz HES'ler, JES'ler onlarla yavaş yavaş gidiyor. Ya da bir maden arama geliyor bir inşaat şirketi maden arayacağım ben diyor ormanlarımız kesiliyor. Kaz Dağları, Kaz Dağları'nın o çıplaklığını Hatırlıyor musunuz? Hiç silmeyin. Hafızanızdan hiç silmeyin. Şimdi biz yol kenarında bir güzellik ararken ve aynı zamanda ormanlarımızı yok ederken aklımızda da şöyle bir şey var. Mesela Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ifadesi "Biz İstanbul'a ihanet ettik." Cumhurbaşkanı bunu söyledi. Dikey mimariyle biz İstanbul'a ihanet ettik, silüetin bozulmasıyla ilgili Orada ihanet ettik denilirken dikey bahçeler ve burada aranan bir güzellik ve bu da bir manşet haline gelebiliyor ülkemizde. Biz kendi varlığımızı, tabiatımızı, doğamızı nasıl koruyacağız? Refüjlere ektiğimiz o fidanlarla mı koruyacağız? O dikey bahçelerle mi koruyacağız? Yoksa o doğallığı mı koruyacağız? Bunu bir konuşalım istiyoruz. Acaba siz ne dersiniz? Devam edelim. Cumhuriyet Gazetesi, Cumhuriyet Gazetesi'nin manşeti bugün AKP ile krizden çıkış yok. Cari açık Doruk'ta bireysel borç ödenemez noktada kredi kartları patladı. AKP ile krizden çıkış yok. Şimdi şöyle bir plana geçmiştik biz. Yatırım, istihdam, üretim, ihracat cari fazla. Bunun da sağladığımızda enflasyon düşecekti. E bakıyoruz cari fazlayı göremiyoruz. Sürekli bir cari açık var. Enflasyon da düşmüyor ama Nurettin Nebati'nin sözlerine baktığımızda Aralık ayında 2022 Aralık ayında düşecek. Biraz daha sabredersek düşecek. Yalnız yardımcısı da diyor ki hani aralığa kalmaz. Kasım ayında düşecek. Yani Nurettin Nebati ve yardımcısı tam olarak enflasyon ne zaman düşeceği ile ilgili bir kafa karışıklığı yaşıyor. Oysa biz Nisan ayında bekliyorduk. Hadi olmadı. Yaz aylarında bekliyorduk o düşüşü. Şimdi aralık ayına kaldı. Yani şu olacak galiba. 2023 Ocak ayı 2022'nin Aralık ayından daha iyi olacak. Hele o 2023 Şubat ayı var ya, o da 2023'ün Ocak ayından fevkalade daha iyi olacak. İnşallah da öyle olsun. Ama hani mevcut verilere baktığınızda siz ne dersiniz bunun gerçekleşme ihtimali nedir, ne değildir konuşalım. Cumhuriyet gazetesini geçtiğimizde Sabah Gazetesi, Sabah Gazetesi manşeti İstanbul'un hani işte İstanbul Büyükşehir Belediyesinin iflas raporu diyor. İBB Meclis Denetim Komisyonunun 2021 yılı raporu İmamoğlu ve ekibinin İstanbulluların parasını nasıl çarçur ettiğini ortaya koydu. Sabah Gazetesi bu manşette çıktı ve biz yine elbette Ankara'da yaşanan bir başka çarçur hani Ankara Park, Ankara Park'a harcanan o paralar bunlardan hiç söz edilmiyor. Ondan da söz etmemiz gerekiyor. Sözcü gazetesi manşeti millet pazara çıkamıyor. Bunlar gezi derdinde başkanlığını AKP'li Afyon Belediye Başkanı Mehmet Zeybey'in yaptığı Çevre Hizmetleri Birliği'nin Avrupa gezisi 1 milyon liraya mal olacak. Çok önemli bir gezi herhalde. Bundan da feragat da edilemiyor. 1 milyon liranın harcanması gerekiyor. Herhalde ki bu gezi gündeme gelmiş. Yeni Çağ gazetesi Türkiye'de işsizlik var. TÜİK'e bakarsanız yok diyor Yeni Çağ gazetesi. Sihirbaz TÜİK'ten yeni okus pokus 948 bin işsiz buharlaştı. Nasıl olur bu? E olabilir. Yani kalem üzeri yani kağıt üzerinde bir kalem oynattığınızda e bunu yaparsınız, bunu başarırsınız. Yani orada yazılı bir rakamı sildiğinizde zaten kalmaz. Hani işsizlik meselesini çoktan çözmüş olursunuz. Silince geçiyor da insanların hayatına baktığınızda, insanlara sorduğunuzda o işsizlik bitmiyor ve biz işsizliği nerede görüyoruz? İŞKUR kapısında görüyoruz aslında. Bir gün gazetesi işte bakalım Niğde'de, Antep'te, Gaziantep'te, Adıyaman'da, İstanbul, Şanlıurfa ve Erzurum'da bir bakalım mı? Hemen ne olmuş ne bitmiş? 78 kişilik hastane kadrosuna 13.213 kişi başvurmuş. Gaziantep'te 66 temizlik görevlisi kadrosu için 14.864 kişi başvurmuş. Adıyaman'da 19 kişilik temizlik görevlisi için 17.086 kişi başvurmuş. İstanbul'da 100 güvenlik kadrosu için 16.583 kişi başvurmuş. Şanlıurfa'da 66 temizlik görevlisi için 53.224 kişi başvurmuş. Erzurum'da hastane için 241 kişilik kadroya 48.759 başvuru gelmiş. Ama döndüğünüzde ama baktığınızda TÜİK'in rakamları diyor ki nereden çıkartıyorsunuz? İşsizlik düştü. Ve tüm bu manşetler, tüm bu başlıklara baktığımızda biz de etiketimizi bir kez daha hatırlatalım. Ne dersiniz? Yeni günde bu başka altında konuşacağız ama aynı zamanda dün akşam saatlerinde Karadeniz'de meydana gelen deprem ve bunu hisseden illerimiz bir geçmiş olsun diyelim. Çalar Saat başlasın saat civarında hafif bir sallanma hissettik. Duranlar, sabit yerde oturanlar hissettiler. Deprem gerçeği kendini dün akşam Karadeniz üzerinden hatırlattı. 4.4'lük depremle İstanbul'da dahil olmak üzere pek çok ilde yürekler ağza geldi. Neyse ki herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Saat 20.38'de Karadeniz Ereğli'nin 89.23 kilometre açığında 37,72 kilometre derinlikte meydana geldi deprem Zonguldaklılar sallantıyla beraber kendilerini dışarı attı. Evet hissettik. Evdeydim. Bir panikleme oldu. Yakınlarımızı aradık. Sosyal medyada paylaştık. Deprem Zonguldak'ın yanı sıra İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bartın, Bolu ve Düzce'de de hissedilirken AFAD'dan yapılan açıklamada gelişmelerin takip edildiği ve olumsuz bir ihbarın bulunmadığı duyuruldu.